Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde FreeCAD'de paket yani cep aracının nasıl kullanıldığını öğreneceğiz. Yine yukarıdan part design'a geliyoruz ve yeni bir proje oluşturuyoruz. Hemen bu alanda bir tane sketch oluşturalım. Yukarıdaki düğmemize tıklayarak taslak oluşturuyoruz. Burada bir ön görünüme geleceğim. Ön görünümden bir çizim yapacağım. Ön görünüm yukarıdan da geçebiliyoruz. Bire tıkladığımız zaman. Hangi ekseni gösteriyor ön görünüm? X, Z. Buna tıklıyoruz. Hemen sol tarafta da görülüyor. X, Y düzlemi, taban düzlemi. OK diyelim. Şimdi burada bir çoklu çizim oluşturacağız. Hemen yukarıdadır bu aracımız. Çoklu çizgi oluşturma aracı. M de kısa yoludur. Hemen buna tıklayalım. Şöyle hani kısıtlandırma yapmadan hızlı bir şekilde bir çizim oluşturabiliriz. Ne yapalım mesela? Şöyle uzatalım. Şu şekilde. Aşağıya alalım. Sonra şu bölüme alalım. Evet. Tekrar alt kısma bir yere alabiliriz. Bunun uzunluklarını dediğim gibi şu anda gayet serbest bir şekilde yapıyorum. Herhangi bir sınırlama getirmeyeceğiz. Örneklendirme olsun. Şuraya gelelim, ardından burayla birleştirelim. Sağ tıklayalım, araçtan çıkalım. Görüldüğü üzere 9 derece serbestlik var. Tabii bizler burada milimetrik değerler girmedik. Tam bir planımız yok. Örnek üzerinde çalışacağız. Şimdi close diyelim, burayı kapatalım. Yukarıdan hemen buna bir boyut verelim. Evet, görüldüğü üzere böyle bir nesne oluşturmuş olduk. Top görünümden baktığımız zaman bu şekilde görmekteyiz. Evet, şimdi şöyle bir açıya getirdik. Ne yapacağız? Yeni bir sketch taslak oluşturacağız. Üstteki yüzeyi seçelim. Tam olarak bu yüzey üzerinde bir taslak oluşturmak için yeniden taslak oluştur düğmesine tıklıyoruz. Tepe görünümünde burada artık istediğimiz şekli oluşturabiliriz. Ne yapalım mesela? Burada bir yarık oluşturalım. Tıklıyoruz. Hemen yine herhangi bir sınırlandırma yapmadan çizim yapıyoruz. Evet, tıklayalım, onaylayalım. Sağ tıklayarak araçtan çıkabiliriz. İsterseniz bunu noktalardan dilediğiniz yere de taşıyabilirsiniz. Ben şöyle uç tarafta bir yerde tutmak istiyorum. Evet, close diyelim. Şimdi burada görüldüğü üzere taslağımız buradaki nesnemizin yüzeyinde oluşturulmuş oldu. Artık paket aracını kullanabiliriz. Yukarıda görüyoruz bu aracımızı. Paket aracına tıklıyoruz. Bakın buna tıklar tıklamaz otomatik olarak hemen burada bir cep oluşturdu görüldüğü üzere. Bunun pekala derinliğini ayarlayabilmek mümkün. Uzunluk değerini bakın şöyle kısalım. Örneğin 1 milimetrede böyle bir derinlik oluşturmuş olduk. Bunu dilerseniz artırabilirsiniz mesela. Şöyle alt kısma bakalım. 7, 8, 9 bakın 11 milimetreye geldiği zaman burayı aşmış oldu. Bunu daha da artıralım. Bir bakalım iyice. Acaba alt taraflarda bir yerde oluşacak mı? Evet, yavaş yavaş görüldüğü üzere alt taraflarda da oluşturmuş oldu. Bunun için tabii ki şöyle varsayılan değeri alalım. İkinci bir seçeneğimiz var. Nedir o seçeneğimiz? Boyut değil de tümünün üzerinden. Böyle yaptığımız zaman artık buradaki boyutu kapatıyor ve tamamen burada cepler oluşturuyor. Yani alt tarafta bulunan geometride de üst taraftaki geometride de artık cepleri oluşturmuş oluyoruz. Peki başka neler var derseniz birinciye kadar var mesela. Birinciye kadarı seçtiğimiz zaman sadece buradaki şeklimizin üst tarafında kalan bölümü buna dahil eder. Geri kalan yerlere dokunmaz. Yani sadece şöyle düşünelim. Bu bölümde tam anlamıyla bu bölümün iç kısmından geçer. Alt taraftaki bölüme karışmaz. Bir seçeneğimiz daha var. Onunla da ilgili bir örnek verelim. Mesela burada da yüze kadar diyor. Up to face'tir İngilizcesi. İngilizce ayarlarına baktığınız zaman da aslında İngilizce yani daha önce bundan bahsetmiştim. Ezberlemekte fayda var ya da Türkçe çalışıyorsanız İngilizce isimlerini de öğrenmekte fayda var.
Çünkü çeviriler çok sağlıklı olmayabiliyor. Up to face'i alalım. Burada da bizim bir yüzey seçmemiz gerekecek. Mesela yüze tıklarız. Bir yüzey seçeriz. Nereyi seçelim? Şunu seçelim. Bunun üst tarafında kalan bölümlerde cep oluşturur. Yani seçmiş olduğumuz yüzeyin üst tarafında, üst kısmında kalan yerde. Tekrar yeni bir yüz oluşturmak için tıklayalım. Mesela alt tarafa tıkladığımız zaman bunun üst tarafındaki bütün yerlerde cep oluşturur. Şimdi burada son bir aracımız var. İki boyutlu. Bunu da farklı bir derste örneklendirmek istiyorum. Daha uygun çizimler yapmak istiyorum. Şu anda boyut tümünün üzerinden birinciye kadar ve yüze kadar araçlarını tanımamız yeterlidir. Bir boyutu alalım tekrardan. Bir bakalım. Şurada symmetric to plane düzleme simetrik olarak şöyle bir bakalım şuradan. Oluşturuyor. Bir bakalım model bölümüne gelelim. Origin'i seçip Space'e bastığımız zaman burada eksenleri görmekteyiz. Muhtemelen buradaki düzleme bir bakalım simetrik olacak şekilde bunu oluşturuyor. Yani bunda muhtemelen hani diyelim ki bazı eğiklikler olabilir iç kısmında. Simetrik dediğimiz zaman buradaki alt taraftaki düzlem bölümüne simetrik olarak cebi oluşturacaktır. Ayrıca bir de ters çevrilmiş var. Burayı bu şekilde kapatmakta bunun üzerinde de ayrıca çalışmalar yapılabilir. Tekrar bunu şöyle bir kaldıralım bakalım ve ne diyelim tümünün üzerinden diyelim. Okey dediğimiz zaman artık böyle bir şekli oluşturmuş olduk. Tekrardan modele gelelim. Burada origin üzerine gelip boşlukla düzlemleri gizleyebiliriz. Origin'i gizleyebiliriz. Tabii ki sizler çok farklı skeçler oluşturup onlar üzerine de çok farklı çizimlerle cepler oluşturabilirsiniz. Oldukça zengin araçlara sahip görüldüğü üzere. Evet arkadaşlar, böylece bir FreeCAD dersinin de sonuna gelmiş olduk. Sonraki derslerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıklı kalın. Hoşça kalın.